özürlü olanlar için yeterli değildir. Bu yalnız basın grubu için değil, vatanın, milletin, toplumun, ülkem için, milletim için, herkes için, her makam mevki için geçerlidir. Makamlar, mevkiler gelir geçer, kişilikler, kimlikler artısıyla, eksisiyle kalıcıdır. Ben bunun rahatlığını siz güzelliklerin vasıtasıyla, Gebze ve bağlı bölgesi vasıtasıyla yaşadım, yaşıyorum. Bu rahatlığımı Gebze'me borçluyum. Maddi rahatlığımı, manevi rahatlığımı yaşamama vesile olan Gebze ve bağlı bölgesine sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ülkemde gördüğüm en büyük zafiyet, sorgulama kültürü eksikliğimiz var. Neden, niçin? Sorgulama kültürü eksikliği olan yerde sahiplenme kültürü de olmaz. Bu sorgulama ve sahiplenme kültürünün olabilmesi için öncelikle ana temayı şunu algılamamız lazım. Hatta birer kart takdim ettim size. Uygun görürseniz, web sitemi de incelerseniz, şimdi komple farklı bir değişim de hayata geçireceğim. Bakmak nedir onu algılamış olmamız lazım. Görmek nedir onu algılamış olmamız lazım. Bakmak ayrı bir özellik, görmek ayrı bir özellik. Bunları kavrayabilen sorgulamasını bilir, sorgulamasını bilen sahiplenmesini bilir. Bunları algılayabilen kaliteyi yakalar. Bunları algılayamayan, bana göre şahsi düşüncem, ticarette, siyasette, genel yaşamda kibarcası son kullanma tarihi geçmiş, yani bir anlayış sürecini yaşadık, yaşıyoruz demektir. Zaten ülkemde maddi erozyon yaşanıyor, manevi erozyon yaşanıyor. Maddi erozyon 3 günde, 5 günde, 15 günde gelir geçer. Ama manevi erozyon geçmez, kalıcıdır, ben görmem iyileştiğini. Birileri Atatürkçülüğü amaç doğrusunda araç kullanıyor. Birileri İslam kavramını, dini duygu ve düşüncelerini amaç doğrusunda araç kullanıyor. Bu anlayışa benim saygım da yok, sevgim de yok. Bu anlayışa son kullanma tarihi geçmiş, düşünce özürlü bir anlayış diyorum. Bir insana, bir kişiye, bir kimliğe, bir ülkeye bulabilecek en büyük olumsuzluğu zaten ülkenin vatandaşları yapar. Birileri bizi bir şekilde, bir vasıtayla bana göre ülkeme yapabileceğim bir erozyonu bizleri kullanarak yaptıklarına inanıyorum. Bunun ana temasının çözüm noktası da, ana temalarda birinci nokta, tüm siyasi partiler kanunu ve seçim sistemleri değişmeli. Lafla değil, icraatla. Nasıl değişmeli? Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılımı hayata geçmeli. Bizi bizim seçmemiz lazım. Önümüze getirilenlere onay vermemiz bizi bizi seçiyoruz kavramını getirmez. Örnek verdiğim, onur duyduğum, gurur duyduğum rahmetli Adnan Kahveci son numaradan bir numaraya gelmişti. Trabzonluyla da, kişiliğiyle de, kimliğiyle de onur ve gurur duydum. Rahmetli, sahiplenmem gerekir, gereken değerimdir. Ve bu doğrultuda tüm siyasi partiler kanunları, seçim sistemleri, bu ifadem ticaret odaları, sanayi odaları, siyahatlar, dernekler, vakıflar vesaire mevzuatları nasıl oturtacağız? Gidelim, dünyayı araştıralım, Avrupa'yı, Asya'yı vesaire merak ettiğimiz bölgeye bilgi sahibi olalım. Bilgi sahibi olduktan sonra gelip ülkemde dünyaya örnek teşkil edecek açılımı, doğruluğu, güzelliği lafla değil icraatla sahaya ifade edelim, yayalım. Yani önümüze getirilene onay vermek zorunda değiliz. Bizi bizim seçmemiz lazım. Bu seçim sistemleri, bakın, dünya değişirken değişmeyeni de her konuda değiştirmek lazım. Bu benim için her konuda geçerli. Yani doğruluktan, güzellikten sapmadan, değişime, dönüşüme, yeniliğe açık olmayan, benim ifademle kısa özet, tarihi geçmiş anlayıştır. Siz gençliğe, bilhassa 50 yaş grubu ve üstünün bu konuda bizim Çağsın dahilinde sizlere doğrulukta, güzellikte arzu edilen rehberliğiniz yoktur. Lafta vardır, icraatta yoktur. Bu konuda da var. 50 yaş grubu üstünde olanlar azınlık, çoğunlukta değiliz. Ama olumsuzluk önüne kalınmaz.
doğruluğu güzel bir örnek alıp hayata geçirebilirsek ne mutlu bize. Bunun ana temaları da belli. Değişime, dönüşüme, yeniliğe, lafla değil, icraatla açık olmamız lazım. Bu ticaret hayatında, siyaset hayatında, genel yaşamda zaten yaşıyoruz. Dünya değişirken değişmeyeni, sistem profesyonel bilmem nece, anladınız demek istediğimi, bir şekilde değiştiriyor. Önemli olan dediğimizde, yaptığımızda, ifadelerimizle bütünleşip yaşamımızda, doğrulukta, güzellikte bulunduğumuz makam, mevkileri en iyi şekilde temsil edebilmek. Bunu ülkemde zafiyet olarak var olduğunu ifade edebilirim. Her konuda ayaklar baş oluyor. Mesela politika ayağında başlar ayak oluyor. Bunu siz basın grubu olarak sorgulamanız lazım. Neden, niçin? Siz basın grubunda arzu ettiğim sorgulama ve sahiplenme kültürünü göremediğimi ifade edebilirim. Biz de zaten vatandaş, yani vatandaş olarak genelde böyle bir zafiyetimiz var. Ama bizde 10 olan zafiyet, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımda 1 olmalı, örnek. Neden? Basın grubunun sorgulama ve sahiplenme kültürü zenginliği olmalı. Oturup kalkmasıyla, konuşmasıyla, hitap ediyle çevresine katkıda bulunmalı. Söylemle değil, eylemle. Ben de bu rahatlığımı Gebze ve Bağlı bölgesinde kazandığım için 14. yıldır siz değerlerimle, güzelliklerimle, kardeşlerimle bir arada olmaya çalışıyoruz. Duyarlarınızda da ayrıca teşekkür ederim. Fiyat kültürü doğru bir kültür değildir. Bu her konuda, her manada geçerli. Fiyat et, rahat et, soru işareti kibarca ifadem soru işaretidir. Yaratan haricinde kimseye biat edilmez. Din konusu dahilinde yaratanıma biat ederim. Biat etmenin tanımını benden çok daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. Detaylı ifade etmem bana uygun gelmiyor. Yani tarihi geçmiş soru işaretidir diyebilirim size. Ya kusura bakmayın, böyle zaman zaman bir de olaya şu gözle bakmak lazım. Kendi üstünü örnek veriyor. Benim üstüm olumsuzluklarla dolu. Yani veya işte, olumsuzluk yanlışlarla dolu. Başkasının üstüne müdahil olamam. Ben örnek, siz güzelliklerinden herhangi birinin üstünü, kirliliğini temizleyebilmem için benim üstümün temizliğimle rehberliğim olması lazım. Bu her manada, her konuda geçerli. Bu erozyonu temizlememiz lazım. Önce herkes öncelikle kendi bahçesini temizlemeli. Ondan sonra çevre bahçeye değer vermeli. Ben vatanımda, milletimde, ülkemde bu erozyonu da görüyorum. Bize, bizim sahip çıkmamız lazım. Uzaylılar bize sahip çıkarsa, komple sahip çıkar, gönüllerinde hedeflerine ulaşmış olurlar. Boynumuzu kibarca ifadem sağa sola çevirtmezler. Bu süreci yaşamak ve ülkemde yaşanmasını arzu etmiyorum. Bu vatanıma, bu milletime, bu ülkeme vesile olmuş Atatürk, arkadaşları ve tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Geçmişinde eksik arayan insanlara saygım da yok, sevgim de yoktur. Makamı, mevkisi, kişiliği, kimliği ne olursa olsun. Ben geçmişimin güzelliğine güzellik katabilir miyim diye bakarım. Olumsuzluklarını, ki vardır, tartışmam, yaşam varsa olumsuzlukta olacaktır. Olumsuzluklarını yaşamadan o süreci geçebilir miyim diye bakarım. Onun için siz değerlerimden, siz güzelliklerimden bu konuda Kocaeli, Gebze ve bölgesinde basın grubu olarak ülkeme, vatanıma, milletime doğrulukta güzelliğinizi, rehberliğinizi, yaşamanızı, yaşatmanızı, o duyguyu vatandaş Rıza olarak, Ali Kemal Aydın olarak sizin doğruluklarınızla, güzelliklerinizle, rehberliğinizle onur ve gurur duymak istiyorum. Söylemle değil, eylemle. Yani yaşamımızla bütünleştirerek, dediğiyle yaptığı bir olmayan benim için bir değer değildir. Bu benim için de geçerlidir. Dün dündür, bugün bugündür anlayışına saygım da yoktur, sevgim de yoktur.
dünya değişirken değişmeyeni ticarette de, siyasette de, genel yaşamda da değiştirmeli. Doğruluktan, güzellikten sapmadan. Benim duygu ve düşüncelerim bunlardır. Soru cevap şeklinde de sorgulamak istediğiniz her konuda, her manada soru sorabilirsiniz. Memnun olurum.